bırakayım. 2024 yılının bir kurbanında yine beraberiz. Kardeşlerimize kurbanla alakalı ve kendimize alakalı bilgiler vereceğiz. Tabii 2024 yılı dünyada insanlığın öldüğü bir alemde Gazze'deki kardeşlerimizin evlatlarını ve canlarını Rabbimize kurban ederek insanlığın tekrar dirilmesi adına bedellerini ödüyorlar. Bizler burada kurban seçerken onların evlatlarını Rablerine ikram ediyorlar. Çok etkilenmiş olduğum bir şey vardı. Adamın bir iki çocuğu vefat etmişti ve şöyle diyordu adam: Allah'ım, sen razı olduktan sonra iki tane daha var. Yeter ki bizden kabul buyur. Biz de bu bilinçle tekrar dirilmek adına, Rabbimize kulluğumuzu göstermek adına kurbanlarımızı ona ikram edeceğiz. Rabbimiz kabul etsin. Biz Arma Grubu'nun hayvancılık bölümünde hizmet etmekteyiz. Bulunmuş olduğumuz alan 75 bin metrekare içerisinde, 50 bin metrekaresinde hayvan besisi için yonca yetiştiriyoruz. Bir bölümünde restoran hizmetimiz var. Aynı zamanda sadece kurbanda kullandığımız ama kalitesi normalde standartlar üstünde olan ve istenirse piyasaya hizmet verebilecek kalitede kesimhane, birinci sınıf kesimhane kalitesindedir. 5000 kapasiteli büyükbaş besi yapabilecek bir alanımız vardır. Yer olarak gayet kolay. Karaman yolundan, Karaman Göbeği diye bilinen Konya'nın göbeğinden Karaman'a doğru giderken, Torku'ya varmadan, Kaşınan'a varmadan, Meram sanayi ışıklarını geçer geçmez hemen solda 2. kilometredeyiz. Ayağın ana yolu üzerindeyiz. Restorantımız sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere iki bölümde çalışıyoruz. Özellikle cuma, cumartesi, pazar çok yoğun olduğu için rezervasyonsuz müşteri sıkıntıya düşmesin diye önceden rezervasyon almadan tavsiye ediyoruz. Sabah kahvaltımızda serpme kahvaltıda 30 çeşitten fazla çeşidimiz, işte kendi ürünümüz olan sucuğumuz, işte melemen gibi peynir çeşitlerimiz, zeytin çeşitlerimiz, işte salam, sucuk, efendime söyleyeyim sosis ürünlerini kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, bizim kurban satışlarımız klişe bir laf oluyor ama kurban bitince başlıyor. Çünkü şu an hemen hemen satışlarımızın bir çoğunu gerçekleştirdik. Geçen seneden müşterilerimizin ayırmış olduğu yerleri vardı kesimler için. Çünkü biz geçen sene 2023'te işlemlerimizi saat 3 gibi bitirdik. Yani kesim, söküm, parçalama ve bir de ikinci gün tercih eden soğutmaya aldığımız ürünlerle beraber öyle bir hizmetimiz var. Bu sene içinde Allah'a hamdolsun müşterinin tercihi noktasında gayet memnunuz. Bizde büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere iki tane hayvan grubumuz var. Büyükbaşlarda da bir ve iki doğurmuş dediğimiz sığır grubu ineklerimiz var. Onların fiyatları biraz daha uygun. Düve fiyatımız var. Düvelerde düvelerimiz var. Düvelerimiz hiç doğum yapmamış hayvanlardan seçilir. Bir de dana grubumuzda iki tane grubumuz var. 400-450 grubu 500'e kadar. Bir de 550'den daha yüksek 600-700-800 grubumuz var. Müşterimizin tercihine, kilogramına veya mali gücüne göre seçenekler sunuyoruz. Küçük başta da kuzu dediğimiz 6 ayını doldurmuş, annesinin büyüklüğünde kurban vasfı taşıyan genç hayvanlarımızla beraber koyun olan, artık üreme damızlık özelliği kalmamış, kurban olabilecek hayvanlarımızla beraber keçi ve bir de koçlarımız var. Koçlarımızın kilogramı 80 ile 100 kiloya kadar çıkabilmektedir. Burada müşterimizin talebi, isteği, fiyatına göre değişmektedir. Bizim genelde satışlarımız canlı kilogram veya ayakta tahmini pazarlıkla yapılır. Biz vatandaşa işte 400 kilo, 500 kilo, 450 kilo gelir, isterseniz tartabilirsiniz. Kulağının küpesini basıp birkaç gün önceden gelip kendiniz tartarsınız, seçeneğe sunuyoruz. Veya o genelde bize güvendikleri için ortalama bir fiyatla anlaştığımız satışlarımız %80-90. Dolayısıyla bizde 200 TL'den 290 TL'ye kadar fiyat değişkenliği var. Yani 200'de de kurbanlığımız var, 240'a da kurbanlığımız var.
280-290'la da büyük baş, küçük baş kurbanlıklarımız var. Müşterinin talebini isteğine göre değişkenlik ifade ediyor. Bir de bununla beraber 3 seçenekli bir hisse seçeneğimiz var. Hisselerimiz de 18 lira, 23 lira ve 27 lira olmak üzere 3 tane. Bunun içerisinde kesim, söküm, parçalama, isteleme, soğutma dahil her şey var. Bu da hayvana ortalama vatandaşın kendi bütçesine göre tercihi ve hayvanı görerek yapmış olduğu bir seçenek. Tabii belki hizmetimizin getirmiş olduğu bir farklılık bizi tercih ön plana çıkartmaktadır. Çünkü biz ciddi manada kasaplarımızı iyi kasaplardan seçmeye, iyi ücretler vermeye, sabah namazından sonra onlara özellikle yapmış olduğumuz kesimhanedeki iki zirhli sistem, soğutma sistemi, parçalama, parçalamayla beraber hisseleme gibi bölümlerde vatandaşı çok bekletmek gibi bir şeyimiz yok. Niyetimiz yok. Bir de planlamamız var. Yani herkese siz saat 10'da gelin, 9'da gelin, 11'de gelin, 2'de gelin gibi saatler verdiğimizde onlar da bu saatlere iade ettiklerinde zaten kimse çok fazla beklemiyor. Burada 1-2 saatten fazla bekleyen adam yok. Geçen sene de yani 2023'te saat 3 gibi işlerimizi bitirmiştik. İkinci gün için kalanlar da etler soğuduktan sonra akşam 7'den sabah 5'e kadar işimizi bitirdik ve 9'da teslim etmiştik hemen hepsini. Bizim herkes bunu yapabilir belki ama bir farkındalığımız şu, ben bizimle beraber bu işi yapan arkadaşlara baktığımda biz çocukların buraya geldiğinde bunun bir bayram olduğunu, bir ibadet olduğunu, bunun için güzel bir ortamın hazırlanması gerektiğini, ikramlarla veya oyunlarla, işte buradaki palyaçolarla, robotlarla, zıpzıplarla, tırmanmalarla, langırt gibi oyunlarla, ata binmekle, balonlarla, şekerlerle onlara bir bayram havası yaşatmaya çalışıyoruz. Bu da dinimizin sembollerinden olan kurbanın yaşaması ve yayılmasını sağlamak için yaptığımız, kendi dinimize verdiğimiz, değerin verdiği bir sonuçtur. Tabii ki daha mükemmelini yapmak için inşallah gayret ediyoruz. Allah mutlaka emekleri boşa geçirmeyendir. Burada görmüş olduğunuz kurbanlıklarımız iki tane dana grubumuz var. Bir tanesi 400-450-500 grubu dediğimiz, genelde leblebi çekirdek dedikleri 4-5 kişinin kesebileceği ortalama fiyatları 120 ile 150 arasında olan hayvanlarımız. Bunlarda ortalama randıman %55-60 civarındadır. Dolayısıyla herkesin arayıp bulmaya çalıştığı kurbanlık tipi budur. Hayvanlarımızı sattığımızda veya kurbanlıklar aldıklarında kulaklarını küpelere basarak numara alıyor. Daha sonra İstemiş olduğu hizmeti de oraya kaydediyoruz. Yani 4 parça isteyebilir. Birinci gün kesim söküm hisse isteyebilir. Veya benim kestiğim kurbanlık depoda kalsın, soğusun, ben ikinci gün alayım diyenlere burada bir tasnif yapıyoruz. Biz demiş olduğum gibi 2 tane büyükbaş erkek dana satışımız var. Bu birinci grup. Yani 400-450-500 grubu. İçeride de 600 ve 800 grubu var. Şimdi kurbanla alakalı şöyle bir olmazsa olmaz bilgimiz var. Büyükbaşlarda 2 yaşını doldurma şartı var. Yani manda, dana ve sığırlarda. Bunun da belirlenmesi ya kulağındaki küpeyle kayıt sisteminde Türk Vet'ten görmeniz gerekiyor. Genelde burada bir yanlışlık olabilir ihtimalinden dolayı. Hayvanlarda 2 yaşına gelince ön 2 tane dişinin attığından dolayı ona diş atma deniyor. Ona bakıyoruz. Bizim bu hayvanlarımızın tamamının dişine bakılmıştır. Hepsi kurban vasfı taşıyan hayvanlardır. Kurbanda dikkat edeceğim hususlardan bir tanesi gözünün birinin kör olması kurban olmaktan çıkartır. Boynuzunun bir tanesinin tamamen kırılması kurban olmaktan çıkartır. Çok zayıf yürüyemeyecek kadar hasta olanlar kurban vasfını kaybederler. Şimdi burası bizim Ağaçardağ Paşalar grubu dediğimiz grup. Bu hayvanlar şu grup 700 kilo. Bunlar da 600-700 arasındaki gruplarımızdır. Bu hayvanlarımızda baktığın zaman zaten yaklaşık olarak
%65 civarında randımanlı hayvanlar bunlar. Bu hayvanlardaki yani 100 kilogram canlı ağırlığın 65 kilogramı kemikli et demektir. Buradan diğer hayvan alan kardeşimiz ciddi manada randımanlı bir hayvan almıştır. Bu hayvanlarımız 180 lirayla 225 lira arasında toplamda para çıkartan hayvanlardır. İşte 7 kişiye genelde hisse yapıyoruz. Mesela üzerinde kulağında kulak küpesi olan hayvanlar satılmıştır ki bu çardağımızın hemen hemen %90'ını zaten satmış durumdayız. Dolayısıyla bu da bizim vatandaşın bizi tercihinde söylediklerimizle yaptıklarımızın birbirini tutması ve sonunda memnun kalmasını sonucu olarak görüyoruz. Allah'a hamdolsun işte bu hayvan refahını görüyorsunuz. Hayvanların yatmaları, yemeleri, çiftliğimizin her gün sabahleyin çekisini yaptıktan sonra mutlaka yıkanması bizim için hayvan refahında tercih sebebidir. Küçük başta bizim 4 tane grubumuz var. Bu arkamda görmüş olduklarınız yaklaşık 45 ile 55 kilogram arasında 6 ayını doldurmuş kurban vasfı taşıyan kuzu ulanımız. Yani en kaliteli hayvanımız onlar. Bizdeki küçük baş kurban fiyatlarımız 13 bin lirayla 19 bin lira arasında değişmektedir. Onların bir arkasında da koçlarımız var. Yani kilogramı 80, 90, 100 kilo olan onların fiyatları yaklaşık 20-25 bin lira arasında değişmektedir. Keçi grubumuz var. Keçiler de ortalama 17-18 civarında ama tabii buna bir de 1500 lira civarında kesim parasını, dörde bölme parasını, hizmet parasını ilave etmeniz gerekir. Bir de içeride koyunlarımız var. Onların fiyatları biraz daha uygundur. Onların kilogramları 50-55-60-65 civarında olmakla beraber fiyatları 13 lirayla 16-17 arasında değişir. Aradaki fark şu, buradaki 45 kilogramlık bir hayvanla oradaki 55 kilogramlık 60 kilogramlık hayvanın fiyatı aynıdır. Birisi taze, birisi koyun olmasından dolayı biraz daha sert olmasının vermiş olduğu tercih sebebidir. Onun için vatandaş kendisine göre tercihini yapabilir. Koyunlarımızda, kuzularımızda kokma deve vesaire diye olmaz. O genelde üreme dönemlerinde olan bir yapıdır. Bizim de hayvanlarımızda göründüğünden çok daha iyi randımanlı. O da bizim vermiş olduğumuz besi yemi ile alakalıdır. Çünkü saman veya yonca kullanmadan sadece yem verdiğinizde hayvanın canlı ağırlık ve randıman artışı daha hızlıdır. Baştan söylediğim gibi bu aldaki hayvanlarımız 1-2 doğum yapmış sığır dediğimiz inek grubu. Biz vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Yani piyasaya gittiğiniz zaman düvemsi, düve benzeri, işte tek doğum yapmış gibi bir takım cümleler söylenir ya. Bizde öyle şey yoktur. Bunlar doğum yapmış. 2-3 tane yavrusu olan, 4-5 yaşından büyük olan hayvanlar diyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklarını küpelerle bunların hepsini satmışız demektir. Ya ayakta alıyorlar veya hisse yapıyoruz. 18'lik hisselerimizi buradan yapıyoruz. Genelde buradaki hayvanların kilogramları 200 ile 240 lira arasında gruplandırdığımıza göre birinci, ikinci grupta tartarak da verebiliyoruz veya ayakta pazarlık da yapıyoruz. Diyelim şu hayvan bize göre 450 kilo 500 kilo gelir. Vatandaş inanıyorsa bize inandığıyla pazarlık yapıyoruz. İnanmıyorsa kulağının küpesini basıyoruz. 2 gün kadar tartıyoruz. Çıkan kilogramla söylemiş olduğumuz fiyatla veriyoruz. Bunlardaki kemik oranı, ya et ve kemik oranı %46-47 civarında çıkar. Bunu da bilgilendiriyoruz. Yani vermiş olduğu parayla almış olduğu eti orantılasın diye. Ve bu hayvanlar diğer düve ve danaya göre biraz daha sert olur. Onu da bilgilendiriyoruz. Daha sonra dönüp de bize ya bana verdikleri sert çıktı demesin. Şöyle desin. Ben parama göre tercihimi yaptım. Bu tercih benimdir. Yanlışı ben tercih ettim veya ben biraz daha sert olan hayvanı tercih ettim desin. Sıkıntı yok. Görüyorsunuz hayvanımızın refahını burada tertemiz bir ortamda. Arka tarafta da bizim bu hayvanlar içerisinde kurban olmayan grubu ayırdık. Burası bizim son bölümümüz, yani düve dediğimiz bölüm.
Burayı iki parçaya ayırıyoruz. Arka tarafta göre sattık. Zaten %80'le yakını satıldı. Geriye kalan kısımda şu an satışlı olan grubumuz. Buradaki hayvanlarımız 450-500 civarındaki hayvanlarımız et randıman oranı %50 civarındadır. Doğum yapmamıştır düve olarak herkesin tercih ettiği kurbanlıklarımız. Doğum kontrolleri yapılmış, gebeliklerine bakılmış ve dişleri tamamdır. Bunlardan hariç bir şey çıkarsa hediyemizdir. Şimdi Konak Çiftliği olarak bizim şöyle bir sloganımız var. Konya'da tek, Türkiye'de örnek diye. Çiftlik konseptinde bizim gibi bir çiftliği ben daha tanımıyorum, yani görmedim. Özellikle Konya'da zaten yok da, Türkiye'nin bir yerinde varsa bu benim bilgisizliğimden kaynaklanıyor. Bilmiyorum yani. Girdiğinizde sağ tarafta yaklaşık 2500-3000 metre gibi bir alanda odalardan meydana gelen eski Konya adetlerinde yer minderi ve singeriyle beraber yer sofrasında yemek ikram ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemekleri olarak iki bölümde. Bir de arkamızda gördüğünüz çadırımızda da yaklaşık 80-90 kişilik çok güzel bir mekanda toplu gruplarımızı ağırlıyoruz veya masalarda hizmetimiz var. Onunla beraber ortamın ambiyansı çok güzel. Yani dışarıdaki gölgelikle beraber açık alanlarımız, işte su sesi, çocukların oyun alanları, yeşil içerisindeki bulunan güzellikler ve etrafta at gezimizle beraber tercihe şayan bir yer oluyor. Bir de misafirlerimiz geldiği zaman burada 2-3-5 kişiden 25 kişi, 30 kişiye kadar gruplar halinde evlerindeymiş gibi 3-4 saat, 4 saat, 5 saat çok rahat bir şekilde kalabiliyorlar. Yemeklerimizde, çaylarımızda sınır yok, tatlılar ikramımız zaten. Dolayısıyla kendi tercihlerine göre kuzu pirzola, külbastı, köfte veya karışık, kanat, bonfile, biftek, antrikot, saç kavurma gibi birçok çeşidimiz var Adana. Onlar tercihlerine göre, onların yanında meselelerimiz zaten sayılamayacak. Ben hafızamda tutmakta ve saymakta zorlandığım için gelsinler, görsünler, tartsınlar ve farkı fark etsinler. O da onların bir artısı olsun. Böyle güzel bir alanımız var. Geçen seneye göre bu sene biz kapasitemizi iki kat artırdık. Çünkü her gelen böyle güzel bir yerde oturmak istiyor. Bu bizi biraz daha büyütüyor. Şimdi bu alanda yetmemeye başladı. Arka tarafta bir yerimiz var. Her seneye de herhalde oraya geçebiliriz. Yani oda sayımızı bir iki kat daha çıkartabiliriz. Şu an genel durumdan biz memnunuz. Müşterimiz de geri dönüşler çok iyi. Allah'a hamdolsun. Allah herkese kendine kulluk etmeyi, kazandıklarıyla da rızasını kazanmayı nasip etsin diyorum.